BRTV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikle gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar. Orta Doğu'daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alıyor. İsrail'in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendiriliyor. Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin Türkiye'nin gelişmesine kalkınmasına yönelik bir saldırı. Bu saldırı Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı hazmedememenin bir göstergesi dedi. Tunç, Ulus ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin saldırının sadece şirkete değil topyekün milletin birlik beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletin huzur ve güvenliğine yapıldığını vurguladı. Bu saldırı Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı hazmedememenin bir göstergesi. Bizler bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Terörün her türlüsüyle kökü kazınıncaya kadar mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız. İç cephemizi daha da tahkim ederek terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terör insanlık düşmanıdır. Terör hukuka saldırıdır. Terör insan haklarına saldırıdır. O terör ve o maşaları tutan ellerle de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 40 yıldan neredeyse 50 yıla yakın zamandır PKK terör örgütüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu uğurda şehitler verdik. Güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak için çabalayan küresel güçlere karşı koyduk. Orada bir terör devleti kurulmaması için mücadelemizi sürdürdük. Ve bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmayacağız. TUSAŞ'a saldıran hain teröristlerle ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. Hemen ilk andan itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir başsavcı vekilinin koordinasyonunda 8 Cumhuriyet Savcımız teröristlerin arka planını, irtibatlarını geriye doğru araştırmaya devam ediyorlar ve ortaya çıkaracaklar. Adli makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, kolluk teşkilatımız el birliğiyle beraber bu hain terör örgütünün arka planında bu teröristlerin arkasındaki maşaları da ortaya çıkararak yargının önüne koyacaklar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o cani başı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz, dedi. Binlerce yıl mücadele yedi güvenle, İyinin kötüyle kavgası bitmez. Dervişoğlu, partisinin adalet peşinde sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 7. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. 1. yılında Türk milletinin emriyle kurulan İYİ Parti'nizi... Partinin önceki genel başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve partililerin katıldığı programda Adalet Peşinde başlıklı filmin gösterimi yapıldı. İyiler ayağa kalktığı zaman adlı parça çalındı. Dervişoğlu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Türklüğün bir an daha aşağılanmasına tahammülleri olmadığını söyledi. Derdini duymadan geçeceğimiz, gözlerine bakmadan gideceğimiz, çökmüş omuzlarına
elimizi koyamayacağımız bir insanımız bile kalmayacak. Bir bebeğin acısına daha tahammülümüz yok. Bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok. Bir ağacın daha kesilmesine tahammülümüz yok. Devletin bir an önce acziyetine tahammülümüz yok. Türklüğün bir an daha aşağılanmasına tahammülümüz yok. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o cani başı tıkıldığı delikten çıkamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisine kürsüye getirilemeyecektir. Cesetlerimizi çiğnemeden buna izin vermeyeceğiz. Milliyetçilik bu büyük milletin ortak bir değeri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluş felsefesidir. Hiç kimsenin bu mukaddes duyguyu inhisarına almak gibi bir selahiyeti yoktur. Mazide yaşanmış güzel günlerin anısına saygıda kusur etmemek için elimden geleni yapıyorum. Ama bayrağıma, milletime, istiklalime olan saygım her şeyin üzerindedir. Bir takım konuşmalar dinliyorum. İçimi incitiyor. Kendi namı hesabıma değil, başkalarının hesabına üzülüyorum. Bebek katiline Hürriyet, Müsavat Dervişoğlu'na tehdit, öyle mi? Bunu diyene yakışmaz. Allah seni ıslah eylesin. Sen bizi ne zannediyorsun? Sen bizi ne zannediyorsun? Biz saray muhafızı değil, Türk milliyetçileriz. Mazimizle mücadele geçmişimiz bugünümüze kefildir. İcapsız milliyetçiliği tümüyle reddediyorum. Kuru tehditlere pabuç bırakmayacağım. Herkes tarafından bu gerçek çok iyi bilinmelidir. Cumhuriyetimizin 101. yılını ve partimizin 7. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kutlu ve mutlu olsun Aziz Ağa arkadaşlarım. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, yüce Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları sizi saygıyla, sevgiyle uğurluyor. Yavuz Ağıralioğlu, başkent Ankara'daki Ata Kongrezyum'da ekibiyle beraber Anahtar Parti'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bugün milletimiz için, bugün bin bir türlü belanın yükün altında devletimiz için, bugün çocuklarımız, bugün çalışanlarımız ve üretenlerimiz için, bugün hayal kurup umduğunu bulamayanlarımız için, bugün üretip de hakkını alamayanların, bugün hakkını alamadığı için üzülenlerimiz için, bugün bu memlekette bundan daha iyisini bulabilmeyi, hak ettiğini düşündüğü halde bulamadıklarına kederlenenlerimiz için, memleketin her tarafından kopup gelen, memleketin her vilayetinden umudu Ankara'ya getiren, bugün Ankara'dan doğan ümidi memleketin yeşerecek ümitlerine payanla edecek olan aziz dava arkadaşlarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Coşkunuzu görsünler diye burada toplanma kararınızı, iradenizi görsünler diye memlekete bugün buradan doğan ümidi söyleyebilsinler diye davet ettik. Nazik davetimize nezaketle icabet etti basın mensuplarımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz. Hoş sefa geldiniz. Bir yolculuğa başlıyoruz. Zamanın
Talihin, tarihin ve mekanın şehadetinde bir yolculuğa başlıyoruz. Başladığımız yolculuk bir partinin iktidar mücadelesi değildir. Mücadelesine bismillah dediğimiz bu yolculuk bir milletin ikinci yüzyıla ve nice yüzyıllara biz varız iradesinin mücadelesidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz. İkinci yüzyılının başına giriyoruz, başında bulunuyoruz. Yarın Cumhuriyetimizin 101. yılı. Bize bu aziz vatanın ne pahasına, ne bedelle, ne uğruna bırakıldığını biliyoruz. Bu vatanı ne pahasına, ne bedelle koruyacağımıza inançla yürüyoruz. Partimizi bu kararlılığa kuruyoruz. Biz Cumhuriyet'in kurmay kadrosunu başladıkları gibi bitirdikleri için hayırlarla yad ediyoruz. Siyaset başladığı gibi bitirenlerin baş tacı edildiği bir er meydanıdır. Biz bugün siyasi mesuliyetimizin ilk basamağını heceliyorum. Başladığı gibi bitirenlere duyduğumuz sorumluluğun başladığı gibi bitiremedikleri için omuzlarımıza düşmüş yükünü kaldırmaya yürüyoruz. Aşık baştan geliyor adam, geliyor başkan. Türkiye'nin yavuzu için. Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de törenlerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün ilk olarak Karabük Valiliği Bahçesi'nde Atatürk anıtına çelenk sunumu töreni düzenlendi. Karabük Valiliği Bahçesi'nde Atatürk anıtına çelenk sunumu törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, Karabük Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Murat Gürcan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve daire müdürleri, kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi partilerin, derneklerin temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Vali Yavuz, Garnizon Komutan Vekili Gürcan ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. İleri, bak. Sağ, sola, dön. Bak. Eflani'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kara veya Toprak Partisi tanımına sığmayacak kadar büyüktür. Bizim için vatan, güzel olan her şeydir. Namustur, şereftir, kıymetli bir hazinedir. Kısacası uğruna hayatımızı bile hiç çekinmeden feda edebileceğimiz bir değerdir. Sayın Kaymakamım, Sayın Protokol ve çok sevgili gençler. Efendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz koordinasyonunda gönüllü gençlerimiz tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında organize edilen Cumhuriyet Gençleri Şiir Dinlemesi programına hepiniz hoş geldiniz. Davet ediyorum, arz ederim. Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP Karabük İl Başkanlığı Atatürk kanıtına çelenk sundu. Törene CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İl Başkanı Vedat Yaşar, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Arkadaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 101 yıl önce bugün arkadaşlarına "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz." demiştir. 29 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen, üretime, sanayiye, sağlığa, eğitime, bilime ve teknolojiye odaklanan bir Türkiye için yapılacak olan ilk seçimlerde iktidar olacağız. Birlikte çalışıp, birlikte üretecek, ürettiğimizi hakça bölüşeceğiz. Bugün çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına beraber giriyoruz ve birinci yılını da hep beraber kutlayacağız. Bu manada da bu topluluk gerçekten çok önem arz ediyor. Bugün anlamlı bir günde challenge sunumumuzu yaptık. Bize düşen görev de Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir partidir. Cumhuriyetin kurucu partisidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yine biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci büyük kongresinde nutukla ilgili eserini açıklarken son çıkışını, son mısralarını gençliğe hitap etmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini bizlere vermiştir. Her zamankinden daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevi buradaki kıymetli hazuruna ve Türkiye genelindeki çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak vatandaşlarımıza düşüyor. Bu bilinçle hareket edelim. Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Etkinlik kapsamında eski İzmir Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir konferans verdi.
Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Muavin Konsolos Yaprak aldı. ADD Başkan Vekili Hülya Onay, gazeteci Mustafa Balbay, Avrupa Atatürkçü Dernekler Birliği Başkanı Doktor Mustafa Tosun, Duisburg ADD Başkanı Gülveren Cebir, Dortmund ADD Başkanı Doktor Süleyman Soytürk, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak Duisburg ADD Başkanı Gülveren Cebir, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekler Birliği Başkanı Mustafa Tosun ve Düsseldorf Başkonsolosu Muavin Konsolosu Yaprak aldı. Günün anlamına dair konuşmalar yaptı. Cumhuriyet Bayramı yalnızca geçmişe bakıp gurur duyduğumuz bir gün değil, aynı zamanda geleceğe umutla baktığımız bir gündür. 101 yıl boyunca Cumhuriyet inşa etmek ve bunu yaşatmak her millete nasip olmaz. Sadece bunun için bile milletimizle o kutlu insanların kurduğu devletiyle gurur duyabiliriz. Ülkemiz geçtiğimiz bir asırda demokrasi ve hukuk alanında ayrıca eğitimden bilime, sanayiden tarıma, enerjiye, ekonomiden ihracattan tarihi eserlerin korunması dahil kültür ve sanata kadar her alanda büyük atılımlar yaptı. Programın müzik ve gösteri bölümünde katılımcılar Duisburg ADD'nin Toprak Müzik Topluluğu, ses ve sanatçıları Orhan Şener ile Mirkan Güner Han'ın şarkıları ve Karesi Zeybek ekibinin gösterisiyle hoşça vakit geçirdi. Ardından gazeteci Mustafa Balbay, Atatürk ve Cumhuriyet konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Karşılaştığımız bütün sorunları aşabileceğimiz gerçekten böyle yaşam reçetesi Mustafa Kemal'in yaptıklarında var. Bugün hani Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok derler. Su 100 derecede kaynar mı kaynamaz mı diye tekrar bakmaya gerek yok, kanıtlanmış şeyler. Mustafa Kemal'in yöntemleri de başarıları da kanıtlanmış değerler sevgili dostlar. Merhabalar, Avrupa'dan BRT aracılığıyla sevgili kardeşim Çetin Kaya'nın yönettiği, ayakta tuttuğu, tüm Türkiye'ye, hatta dünyadaki Türklere armağan ettiği televizyon kanalı aracılığıyla sizlere sesleniyorum. Benim vatan tarifim şu: vatan toprak, dil ve bilinç bütünlüğüdür. Toprak, toprak parçası ama o konuştuğun dili sahip çıkmazsan vatan yarım kalır. Bir de bilinç olmazsa anlamı da olmaz. O yüzden ben gurbetteki yurttaşlarımıza, yüreği Türkiye ile atanlara hep bunu söylerim. Derim siz vatandasınız. Çünkü yüreğinizde vatan, yüreğinizde ve beyninizde vatan, o zaman vatan tamam demektir. Bütün her yaştan gençler, çocuklar hatta birlikteydik ve Cumhuriyetimizin 101. yılının bütün sorunları aşacağımıza olan sarsılmaz bir inançla herkesi selamladık. Bu benim yürekten düşüncem, böyle usulen söylediğim ya da bir iyimserlik duygusuyla söylediğim bir şey değil. Tabii ki sorunlar çok büyük ama mesele sorunların büyüklüğü değil. Onu aşma iradesinin büyüklüğü. O nedenle buradaki gurbetçi yurttaşlarımızda da, yani bu Almanya'daki yurttaşlarımızda da bu duyguyu paylaştım. Dördüncü kuşak şu anda Almanya'da. O dördüncü kuşaktan pek çok kişiyle tanıştım. Onlarla ilgili de bazı düşüncelerim var. BRT'den ayrılmayın. Daha sonra tekrar BRT aracılığıyla sizlere aktaracağım sevgili yurttaşlar. BRT ve eski haber daire başkanı, şair ve yazar Mustafa Yığınık'ın aramızdan ayrılışının bugün 11. yılı sevgili izleyenler. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.
BRTV Haber Daire Başkanı, yazar ve şair, kentimizin sevilen isimlerinden Mustafa Yanık bundan tam 11 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bir Karabük sevdalısı olan Mustafa Yanık, BRTV ekranlarında hafta içi her gün günün yorumuyla 17 yıl boyunca ülke genelinde de bir ilke imza atmıştı. Karabük'ün her türlü sorununu günün yorumunda dile getiren Yanık, aynı zamanda Karabüklü'nün de ekranlardaki sesi olmuştu. Yakalandığı hastalıkla 2,5 yıl mücadele etti. 28 Ekim 2013'te tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybeden Cumhuriyet sevdalısı Mustafa Yanık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toprağa verildi. Yanık'ı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine katıldı. Amasya ilçesindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü -300 kodundaki göçükte yaşamını yitiren Tayyar'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız Beldesi'ne bağlı Sütüce köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Helali kalındı. Törene katılan Bakan Tunç, maden işçisi Tayyar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze Orta Mahalle Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Törene maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Siyah Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan göçe ilişkin adli kontrolle salıverilen ve itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Amasya ilçesi Tarlaazı köyü mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitirmişti. Kardeşimizin iyi bir Müslüman olduğuna, iyi bir insan olduğuna, İyi bir Adem olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Bütün aziz şehid-i şüheda gazilerimizin, maden şehitlerimizin hususiyle Ferdi Tayyar kardeşimizin aziz ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eflani AK Parti ilçe başkanı Hüseyin Ersoy, Eflani tüm köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte toplantı yaptı. Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç, Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Ünal, 54 köy ve 6 mahallenin muhtarları katıldı. AK Parti Eflani ilçe başkanı olarak muhtarlarımızla birlikte bugün sabah bir toplantı yaptınız. Sorunları gidermek ve iyileştirmek adına toplantı nasıl geçti başkanım? Son derece gerçekten anlamlı oldu. Bütün muhtarlarımızın katılımı, 54 köy, 6 mahalle toplam 60 muhtarımız, İl Genel Meclis üyelerimiz Sayın Ahmet Koç, Sayın Mesut Aydın ve İl Meclis Başkanı Sayın Ahmet Sözel'in katılımıyla bütün büyükmüş sorunların, çözülmesi gereken problemlerin hepsini bir arada muhtarlarımız dile getirdiler. Notlarımızı aldık. Siz neler söylemek istersiniz toplantı hakkında? Ben öncelikle burada Hüseyin Hocam'a tekrar hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ayrıca bugünkü toplantı için de kendisine teşekkür ediyorum. Eflani için güzel bir adımdı. Birlik beraberlik içerisinde Eflani'deki sorunların çözülmesi adına atılan güzel bir adımdı. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, ben de Sayın İlçe Başkanımıza bu toplantıyı tertip ettiği için teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımızla da beraberdik. Bundan sonra Ahmet Başkanımla beraber inşallah ilçemizin sorunlarını, köylerimizin sorunlarını tespit edip en hızlı bir şekilde çözeceğiz inşallah. Ben de bu toplantıya katılan tüm muhtarlarımıza,
Sayın Meclis Başkanımıza, Sayın Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik beraberlik içerisinde ilçemize daha iyi hizmetler yapmak nasip olacaktır. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bizlerin daha çok destekçisi olacaklarını bize dile getirdiler. Sorunlarımızı dinlediler. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Köylerimiz için, ilçemiz için inşallah daha güzel hizmetler yapmayı Rabbim bize nasip etsin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok güzel yerinde bir toplantı oldu. Bu bir ilk oldu. Ben Salim Çelebi, Efren Alpoğutuyu muhtarı Salim Çelebi. Bu bir başlangıç oldu. İlçe başkanımız Hüseyin Hocam, Allah razı olsun, bu bir başlangıç yaptı. İnşallah bundan sonra bu toplantıların devamını talep ediyoruz. Sorunlar paylaşıldı. Her köyümüzde arkadaşlarımız sorunlarını anlattı. Biz bunların başlangıcı olarak oldu. Devamını diliyoruz. Çok yerinde bir toplantı oldu. Arkadaşlar, ilçe başkanlarımıza, ilgilenen meclis üyelerimizin hepsine sonsuz saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz burada. Hoş geldiniz. Çörekli Köyü Muhtarı Ekrem Çilek. Bir arkadaşlarımın da anlattığı gibi yapılan toplantı çok yerinde ve önemli olduğu için bizler için ve çok da güzel geçti. BRT TV'ye de bizlere bu konuda yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Bugün yapılan toplantı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıyı tertip eden Hüseyin Lütfü Ersoy hocamıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Ahmet Sözen müdürümüze, ilgilenen meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılımda eksiksiz bize destek veren değerli köy ve mahalle muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha güzel şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Misafirlerimize ve bütün muhtarlarımıza huzurunuza teşekkür ediyorum. Ayrıca Bera TV sahibi Osman Çetinkaya abimize de bize verdiği destekler için gerçekten çok destek görüyor her konuda. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, saygılar efendim. Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı. Hakankeyi İdaresi'ndeki motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 5000 Evler Köprüsü altındaki yaya geçidinden motorlu bisikletiyle geçmeye çalışan İsmail A ile çarpıştı. Kazada sürücülerle motorlu bisiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan İsmail A müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti sınırları aşan bir birliktelik ve kardeşlik ruhuyla dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşısında durmaya devam ediyor dedi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kongre salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne gelen Göktaş'ı Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya bina girişinde karşıladı. Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Göktaş burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti. AK Parti'nin hayata geçirdiği her yatırımla Türkiye'de köklü bir değişimi de beraberinde getirdi. Bugün bu hareket çatısı altında gerçekleştirdiğimiz her kongre birliğimizin ve beraberliğimizin güçlü bir simgesi haline geldi. Her kongremiz vatanımıza ihanet edenlere, milletimize yanlış yapanlara karşı Türkiye'nin gücünün bütün dünyaya ilanı oldu. Kökü asırlar öncesine dayanan bu hareket sadece Türkiye'nin yükselişi için değil, aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ediyor. Bu ses İsrail'in Filistin topraklarını adım adım işgal ederek etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm devletlerinin yüzüne haykırıyor. Bu dava Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu. AK Parti sınırları aşan bir birliktelik ve kardeşlik ruhuyla dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için
haklının yanında olmaya, zorluğun karşısında durmaya devam ediyor. Bu mücadele gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm mazlumların huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen bir mücadeledir. Ve bu mücadele adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek, devam edecek. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan tarihi yapılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Safranbolu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi ilçede Cincihanı, Saat Kulesi, eski hükümet konağı ile konakların aralarında olduğu tarihi yapılara 101 Türk bayrağı asıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarıyla gönüllü gençler tarafından yapılan çalışma kapsamında ilçe sakinleri ve esnafa da Türk bayrağı dağıtıldı. Düzce'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Devleti Cumhuriyet'tir manşetli temsili gazete dağıtıldı. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan etkinlikte Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında yer alan gazeteci çocuk Düzce sokaklarına çıktı. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Dönemin kıyafetlerini giyerek yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, Türkiye Devleti Cumhuriyet'tir manşetini taşıyan gazeteyi vatandaşlara dağıttı. Hepten bir mesaj var. Hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne olan etkinlikte gazeteyi alan vatandaşlar Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması temennisinde bulundu. Arkasında yazıyor. Geçmişten bir kesit yaşamış gibi olduk. Yaşadığımız büyük devrim ve sonrasında gerçekleşen yeni bir ülkenin ilk adımı Cumhuriyet. Bununla ilgili küçük bir eskiye dönüş yaşamış olduk. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Teşekkür ederim. Hatıra diye saklayacağım bunu. Cumhuriyet çocuğu, Atatürk çocuğu. Aferin sana. Bizi duygulandırdılar. Ağlasam ağlayabilirdim herhalde. Gerçekten ona sarılıp öpmek de istedim. Bu şekil gördüğümüzde mutlu olduk. Cumhuriyet bizim için her şey. Vatanımız için, milletimiz için. Biraz duygulandım. Size Cumhuriyet'ten bir mesaj var. Çocuklarınca ondan çok mutlu oldum. Küçücük bir çocuğun Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi tanıtması beni çok memnun etti. Biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ona ilelebet var olmasını isteyen bir insanlarız. Allah bizi Cumhuriyet'ten eksik etmesin. Cumhuriyet tek kelime özgürlük ifade ediyor. O bizim için her zaman önemli. Cumhuriyet'ten mesaj var. Değil mi? Arkasında yazıyor. Çocukluğumuz aklımıza geldi yani. Hani sevindim. Cumhuriyet deyince heyecan duyduk. Çok güzel oldu. İnşallah ilelebet yaşayacaktır. Atatürk'ün dediği gibi. Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor. Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti. Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Karabük ve Bartın Jandarma, AFAD ve Gönüllüleri, İHA ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneği'nden oluşan ekipler köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yapıyor. Öte yandan Dursun'un en son Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü yakınlarında görüldüğü aramalar sırasında Dursun'un satın aldığı değerlendirilen eşeğin aynı köy yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi.
Mark Kolej'de geleneksel olarak düzenlenen bir kitap, bir şehir projesinde rota bu yıl İstanbul'a çevrildi. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Mark Kolej Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrenciler her yıl bir kitap okuyarak o kitabı ve yazarını daha iyi anlayabilmek adına yazarın yaşadığı ile tarihi turistik gezi düzenliyor. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. May Kolej öğrencileri bu yıl İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı dizelerinden ilham alarak Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri adlı eserini okuyup derslerinde yorumladı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalım. Dinlenmiş lodosların uykusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Öğrencilerin Orhan Veli'yi ve İstanbul'u daha yakından öğrenmelerini isteyen May Kolej İstanbul'a gezi düzenledi. İlk durak Aşiyan Mezarlığı'nda Orhan Veli'yi ve birçok şairimizi almaktı. Bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Aşiyan Mezarlığı'nda birçok şiir okunarak şairi anan May Kolej öğrencileri daha sonra İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezmeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre denizlerde son 10 yılda avcılığı en fazla yapılan balık türleri arasında ilk sırada yer alan hamsinin bu sezon ağlara nadir takılması balıkçıları endişeye sevk ediyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bol miktarda yapılan palamut avcılığıyla bereketli bir sezon başlangıcı yaptı. Kasım ayının ilk haftasında başlaması beklenen hamsi avcılığı öncesi balığın ağlara nadir takılması ise sezonun geri kalanı için balıkçıları endişelendiriyor. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü bilimsel veri olmasa da palamudun bol olduğu sezonlarda hamsi avcılığında düşüş yaşandığının bir gerçek olduğunu söyledi. 1 Eylül'den bu zamana kadar yaklaşık 2 ay boyunca kesintisiz bir palamut avcılığı yaşandı. Çok da güzel verimli bir sezon geçti. Şu anda palamutun göçü başladı. Şu anda başladı. Bir bakıyorsun birdenbire Karadeniz'de bıçak gibi kesiyor. Balık kendini içgüdüsel olarak buradan Marmara'ya, oradan Çanakkale, oradan Cebeli Tarık'tan okyanusa atması gerekiyor hayvanın. Çünkü ekosistemin devam etmesi için doğa kanunu bu şekilde. Tabii ki hamsi beklentimiz var ama işte bu yıllar önce de hep böyle tecrübelerden yola çıkarak balığın, palamutun bol olduğu senelerde hamsinin az olacağı yönünde ama tabii ki denizin yarının ne olacağını bilsem ihya oluruz. Yani hiçbir şey kestiremiyoruz. Deniz bu. Ama illaki hamsi olur ama geçen seneki bolluğun olacağını zannetmiyoruz. Çünkü hamsiden hiçbir değerlendirme yapamıyoruz. Çünkü çok az bir numunesi var. Yani bu kadar palamutun bolluğunda 1,5-2 kiloya ulaşması bir palamutun bir yani doğduğundan 1 kiloya ulaşabilmesi için ortalama 20-25 kilogram balık yemesi gerekiyor. Bu da çoğunluğu hamsidir zaten. İstihbaratten hamsidir. Ve bizim tutacağımız balığı öyle diyelim palamutla balığı tuttu zaten yedi. İlkbaharda Düzce'deki yaylalara çıkan köylüler kışın habercisi hazan mevsiminde havaların soğumaya başlamasıyla evlerine dönüyor. Kentin güneyindeki Köroğlu Sıradağları üzerinde bulunan merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Oda Yeri Yaylası'nda yaklaşık 8 aydır konaklayan yaylacılar yazın sıcak havaların etkisinden kurtuldukları yaylaklarını bırakıp yerleşim merkezlerine dönmek için gün sayıyor. Ağaçların sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarıyla sonbaharın güzelliklerini sunduğu yaylalarda kışlık odun ihtiyaçlarını tamamlayan köylülerden bazıları sezonu kapatırken geri kalan az sayıda aile birkaç hafta içinde hayvanlarıyla yola çıkmak için hazırlıklarını yapıyor. Yaylacı 61 yaşındaki Osman Yalçın havaların soğumasıyla bu yılki yayla mevsiminin sonuna geldiklerini belirtti. Nasıl olsa bir 10-15 gün yolda geçeceğiz. Artık tepelere kar yağmaya başladı.
Şu anda 5 hane kaldık. Geri kalan hep gitti, 5 hane kaldık. Bu da hava bir daha tekrar yağarsa biz de gideriz yavaş yavaş. Öyle görünüyor. Karabük'se Bilal ve Damla Nur Güler çifti çocuklarına A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in oyuncusu Arda'nın adını koydu. Safranbolu ilçesinde yaşayan çift 15 Ekim'de dünyaya gelen erkek çocuklarına hayran oldukları milli futbolcu Arda Güler'in ismini verdi. 27 yaşındaki Bilal Güler, Arda Güler'in milli ve başarılı bir futbolcu olduğu için çocuklarına onun ismini verdiklerini söyledi. Arda Güler koymamızın sebebi soy ismimiz Güler. Arda da milli futbolcumuz. Normalde Galatasaraylıyım ama Arda Güler'i başarılarından dolayı işte Real Madrid'de olsun, Fenerbahçe'de olsun her türlü destekliyoruz. Başarılarını görüyoruz, gollerini görüyoruz. O yüzden yanında olmak istiyoruz. İnşallah onun yanında onun gibi başarılı bir futbolcu olur. Tabii ki eğitimi de önemli. Eğitimden sonra inşallah futbolcu olacak işte Arda'mız, ufak Arda'mız. Abisi gibi, Arda Güler gibi yetişecek inşallah. 24 yaşındaki Damla Nur Güler de oğluna eşinin Arda Güler ismini vermeye çok istediğini ifade etti. Babası çok Arda Güler istedi. O yüzden ben de 9 ay boyunca babası benim ekran fotoğrafım bu fotoğraf yaptı. Şöyle göstereyim size de. Arda Güler'in iki tane yanında şöyle göstereyim gamzesi var. Benim oğlumun iki tane gamzesi var. Aynı bu şekilde güldüğünde direkt belli oluyor. Allah Türkiye'mize, ondan sonra vatanımıza, milletimize ve ondan sonra bize Güler ailesine hayırlı bir evlat nasip etsin. Arda Güler, bizi eğer duyuyorsan, eğer bizi bir yerden olur da ulaşırsan sizden, yani senden bir imzalı formanı bekliyoruz. Güler çifti Arda Güler'den imzalı forma beklediklerini de dile getirdi. Ben de inşallah Arda Güler'den imzalı formasını istiyorum çocuğuma. Transanatolia ve Türkiye Baja Şampiyonlukları bulunan otomobil sporcusu Murat Kamil Altun'un adrenalin tutkusunu aşıladığı oğluyla yarışmalara katılmaya başladı. Günlük yaşamlarındaki uyumu pistlere de taşımak isteyen baba oğul UTV tipi arazi aracıyla Bolu'da 25-27 Ekim'de düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk profesyonel yarışlarına çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden 60 sporcunun 95 ve 75 kilometre uzunluğundaki parkurlarda mücadele ettiği şampiyonanın tek ayağında yarışan ikili antrenmanlarla gelecek yarışlar için güç toplayacak. Murat Kamil Altun 2019 yılında başladığı spora bundan sonraki süreçte oğluyla devam edeceğini söyledi. 2019 senesinde başladım. 2020'de profesyonel hayata geçtim. Bu sene oğlumla başladık. Oğlum ilk defa katılıyor. İlk profesyonel yarışı olacak bu yarış. Bu sene aracımıza yeniyiz. Bir de şampiyonayı kaçırdık. İki yarış var. Şampiyonada iki yarış var. Bu iki yarışta antrenman maksatlı geleceğiz. Önümüzdeki seneye hazırlık olacak bizim açımızdan. Benim için de bir heyecan. Benim araç yeni, değişik bir araç ve oğlumla yarışıyor olmak hem manevi olarak güzel bir duygu hem de bize heyecan verici. Sporun gelişimiyle alakalı bizler de mesela işte bak ben de oğlumu teşvik ediyorum. Beraber yarışmaya çalışıyoruz. Yani gençler ne kadar çok ilgi gösterirse bu sporun gelişimi o manada çok daha iyi olacak. Emir Fatih Altun da ilk olması dolayısıyla Bolu'da katıldığı yarışların kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Yani heyecanlıyım. Bundan önce kendi yarışıyordu. Nasıl olacak? Bakıyorum heyecanlıyız. Babam yarıştığı zaman her zaman yarışmak istiyordum. Ama yaşım kurtarmıyordu. Daha yeni ehliyet aldığım için ilk defa babamın yanına oturabiliyorum. Güzel bir his. Hep hayalimdeydi. Karabük İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında fizyoterapist oğlu Furkan Kaya ile parkede kozlarını paylaştı. Kentte 20 takımın katıldığı kurumlar arası voleybol turnuvasında İl Tarım Orman Müdürlüğü ekibinde yer alan 56 yaşındaki Kaya ile Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için mücadele eden 29 yaşındaki fizyoterapist oğlu Furkan Kaya sahada rakip oldu.
Takımlarının kaptanlığını yapan ve 78 numaralı formaları giyen baba oğlum mücadele ettiği karşılaşmadan İl Tarım Orman Müdürlüğü 3-2 galip ayrıldı. 72 numara Erdal. Erzal Kaya oğluyla parkede karşı karşıya gelmesinin heyecan verici ve farklı olduğunu belirterek şunları kaydetti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kurumlar arası turnuva düzenlendi. Bu düzenlenen bu turnuvalar kapsamında birkaç maç yaptık. Biz kurum olarak bu turnuvaya katıldık. Ama bugün farklı bir takımla karşılaşıyoruz. Oğlumun takımıyla karşılaşıyorum. Benim için çok gerçekten heyecan verici, farklı bir duygu. Kendisine başarılar diliyorum. Ben yaklaşık ortaokul ve lise yıllarımda okul takımında oynamıştım. Hatta kaptandım o zaman, takım kaptanıydım. O yıllarda böyle kapalı spor salonlarında maçlar yaptık. Ama aradan bir 40 yıl geçti. 40 yıl sonra tekrar böyle bir kapalı spor salonunda hakemlerin olduğu bir ortamda tekrar böyle bir spor voleybol müsabakasına çıkmak gerçekten çok güzel. 40 yıl sonra çok güzel bir duygu. Bir de ayrıca karşı rakibim olan oğlumla birlikte oynamak, ona karşı oynamak ayrı bir güzel duyguydu. Furkan Kaya ise babasına karşı oynamasını değişik bir duygu sözleriyle tarif etti. Kazandığımda çok mutlu olamadığım bir set oldu aynı şekilde. Babama karşı oynamak değişik bir duyguymuş. Bülten noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.